Saygıdeğer kardeşler, bundan tam 6 gün önce bu güzel hastaneye geldim. Saygıdeğer doktorum Barış Çaynak kardeşime muayene oldum. Dedim ki, ben de bir sorun var, bir kalp sorunu var biliyorum. Bir incelerseniz, önce anjiyo yaptılar. Sonra da, tabii anjiyo esnasında da ben de görüyorum. İki tane damar var böyle kalın. O damarların biri açık, bu yandaki artık böyle çatlamış, zayıf. Buna rağmen dedim ki doktorum, benim 20 gün sonra bir konserim var. Bu damar beni 20 gün götürmez mi? Hayır dedi. O zaman dedim, ne yapacağız? Bakıldı zaten, anjiyo olma imkanı yoktu. Çünkü anjiyo hani maddeyi tutacak damar yoktu. O zaman ameliyat dedim. Sağ olsunlar. Sadece bir gece yattım burada. O gece dedim, kulaklıkta müzik dinledim. Yattım sabahleyin. Sabah oldu, beni ameliyathaneye götürdüler. Orayı gördüm. Sonra ameliyathaneye giderken oradaki hemşirelere, yardımcı doktorlara sohbet edildi. Ondan sonra uyumuşum. Uyanırken de hayal mayla diyorlar ki, Hakkı Bey, şarkı söyle. Ama şarkı söyle diyorum. Söylemeye çalışıyorum. Kul adam, kul hatasın gelmiyor. Yazıyorum kağıda. Ya ses çıkmıyor. Meğerse boğazına bir engel bir şey takılmış. O çıkarıldı. Ondan sonra konuşmaya başladım. Şimdi ben bu kısa tarihi anlatırken topluma örnek olsun diye önce bu hastalığın emareleri vardı. Nasıl gördüm? Örneğin bundan iki önce Hollanda'dan Almanya'dan Hollanda'ya giderken elimde bir ufak valiz, konser vermeye gidiyorum. Havalanına gittim. Yerimi bulmak için de Türk de yok ki sorayım. Artık göstergeler bakarak gittim. Hızlı yürüyorum. Birdenbire hafif bir ağrı gelmeye başladı. Nefesim kesildi. Adım atamaz oldum. Çantayı indirdim. Orada 10 dakika bekledim. Ağrı geçti. Sonra devam ettim. Bunun gibi olaylar birkaç kere başıma geldi. En sonunda bir bankada bir görevim vardı. Görev derken işim var daha doğrusu. İki kat merdiven indim aşağı. Yukarı çıktım. Belime ağrı girdi. Allah Allah dedim bu. Dinlenirsem geçer dedim. Oturdum bilgisayarın karşısına. Baktım geçmiyor. Şüphelenmeye başladım. Tam şüphe. Eskiden oyalıyordum kendimi. Ondan sonra arabaya atladım hemen. Bir doktor arkadaşım var, dedim ki Kemal Bey, ben ameliyat olmam lazım, nereye? Hemen Barış kardeşimi yönlendirdi. Barış kardeşimi yönlendirdi. Asıl amaç şu. Ben bir hafta olmadı henüz. Dün 65 dakika yürüdüm. Ondan önce 30 dakika yürüdüm. Bugün de nasip olursa en az 2 saat yürüyeceğim. Şimdi kalp hastalıkları biliyorsunuz eskiden beri herkeste olmayabilir. Ama olanlar da Allah yardım etsin, sonra doktorlar yardım etsin. İki türlü bir. Eski teknik biliyorsunuz, göğüs yarılır, kaburgalar açılır, kalp konur masaya. Ondan sonra öyle ameliyat yapılır. Şimdi Barış Bey'in yaptığı ameliyat bir başka ameliyattır. Bakın bunu göstereyim, sakıncası yoktur. Bakın göğsümde herhangi bir açık yok. Sadece şu mememin altında şuradan bir damar aldılar. Buradan bir delik açıyorlar. Kalbe o damarı yamıyorlar ve öyle oldu. Evet, sizin anlayacağınız, ben şu anda 6. günde 2 saat koşacak kadar enerji doluyum. Hatta dedim ki doktor beyciğim, ya dedim ben arabam kullanmayı çok seviyorum. Kullan dedi. Biraz sonra arabaya atlayacağım. Eşimle birlikte bankaya gideceğim. Orada alışverişimizi yapacağız ama ben yürüyeceğim Ataköy'de 2 saat. Cenab-ı Allah hepinize sağlık, mutluluk versin ama tabii bu büyük başarıda en büyük etken, girin internete, benim söylediklerime bakmayınız, internete girin, Barış Çaynak yazınız, maharetleri ortaya çıkacaktır. Şu anda da insanlar beni gördüler, herkes gelip burada derdine derman arıyor Barış kardeşimden. Şimdi kamerayı Barış kardeşime döndürün, biraz da onunla sohbet edin. Ben çok mutluyum. Evet sayın doktorum, buyurun, söylemek istedikleriniz var. Aslında sizin daha benden daha bu konuda iyi bilgili sahipsiniz. Konuşabilirsiniz. Evet. Sıra sizde. Hakkı Bey bugün kontrole geldi. Çok iyi gördük kendisini.
Kendisiyle çok da iyi dost olduk aslında bu Sağ olun, vesileyle. teşekkürler. Artık işine gücüne başlayacak, küçük tavsiyelerimiz vardı, birkaç ilaç kullanacak ama artık tamamen normal hayatına dönecek, sahnelere dönecek. Bir aksiliğimiz yok. Ben artık anlatmayayım, her şeyi benden çok daha iyi anlattı. Aslında biraz yani dert çekene sormak lazım. O yüzden gayet iyi gördüm Çok kendisini. şükür. Vallahi derdiniz çok şükür bitti. Ben şu anda onun yaşımı da söyleyeyim. Tam 73 yaşındayım. 73 yaşındaki bir insan 3 gün önce yürümeye başladı. Çok iyi. Ameliyattan sonra 3 gün sonra yani 6 gün içinde yürüdü. Bunu en büyük nedeni saygıdeğer doktorum Çok sağ olun. Barış kardeşimdir. Barış Çaynak.